İstihdamla ilgili kayıtları da inceleyeceğinizi dile getirmiştiniz. Elbette. O konuya ilişkin bilgi var mı? Çünkü bazı iştiraklerde özellikle işe alımlarla ilgili soru işaretleri var. Liyakat mı? Yoksa neden 23 Haziran'dan 2 gün önce, çünkü işe alımlar da bugün gündemde. Evet. Ne yazık ki var. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben kendi ilçemde belediye başkanıydım. Ve muhtemel adayı olarak gözüküyordum. Dolayısıyla 6-7 ay öncesinden, yani ta Eylül'de, Ekim'de aldığımız prensip kararlarını söyleyeyim. Eleman alımını durduracaksınız. İhtiyacınız varsa bile seçimden sonra. Niye? Yanlış anlıklanır. Yani seçime giderken niçin? Yani çok acil bir husus varsa açıklamasını getirin. Bu niye biliyor musunuz? Kurumsal etik. Yani giderken işte borçlanmak gibi, giderken bir başka şey yapmak gibi ya da seçime bir hafta kala bütün sizin harcamanız gereken parayı harcamak gibi. Mesela bu da bir alanımız, bunu da araştırması sürüyor. Tümüyle olaylara böyle bakıyoruz. Bir başka hususta sizin söylediğiniz personel alımı konusu tespitlerimiz var. Bizce gereksiz bir şekilde bir bankaya yük olması gereken personel düzeninin bizim şirketimize devredilmesi ve bir külfet haline dönüşmesi. Dolayısıyla bunu inceliyoruz. Bu sayılar yüksek. Yani toplamda 400-500'e yakın kişiden bahsediyoruz. Bu tabii 400-500 kişiyle ilgili de değil. Yani tümüyle insan kaynaklarına bakacağız. Son 6 aydaki hareketliliğe bakacağız, gerekliliğine bakacağız ve insan kaynakları içerisinde tespitlerimiz var, işe gelmeyen insanlar var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz ama bunların metotları var. Yani başkan talimat verdi, işten atın. Böyle bir şey yok. Bazı gazeteler yazıyor. Yok öyle şey. Bankamatik yok, öyle bir şey yok bizim belediyemizde. Biz öyle bir şeye müsaade etmeyiz. Ama bizden önce müsaade edilenlere dair de çalışmamız var. Raporları tutulacak, fotoğrafları çekilecek. Kartıyla beraber gelip gitmiş mi işine beraber, işte burada işiyle beraber meşgul olmuş mu? Yoksa birkaç yıl boyunca sadece sağda solda gezip buradan maaş mı almış? Buna da bakacağız. İnsan kaynakları düzenini göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki son verilerle 85 bine yakın çalışanı var. Bu kadar büyük bir insan kaynakları yönetimi olan bir organizasyonun muazzam bir insan kaynakları yönetimine ihtiyacı var. Biz kamu adına da bir devrim yapacağız burada. İnsan, burada çalışan insanlar mutlu, performansını yükselten bir konsantrasyonu var olan, haklarını alan ama aynı zamanda iş disipline, iş ahlakına uyan bir yapı. Çünkü farklı bir özelliği var kamunun. Topluma hizmet ediyorsunuz direkt. Yani bir aileye, bir şirkete değil. Direkt topluma hizmet ediyorsunuz. O kutsallığının muhafaza edildiği bir alan. Bu alanda bunun, bu kavramlara uymayan varsa elbette gereği yapılacak.